Merhaba arkadaşlar. 48. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuzda hoş geldiniz. Sao Paulo evinde Fluminense'yi konuk ediyor. Sao Paulo'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Cruzeiro'ya 1-0, Gremio'ya 2-1 yenilmiş, Corinthians'la 1-1, Fortaleza ile 0-0, Coritiba ile ise 1-1 berabere kalmıştı Sao Paulo. Fluminense'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Goyas'la 2-2 berabere kalmış, Corinthians'a 2-0, Botafogo'ya 1-0 yenilmişti. Cruzeiro Fluminense karşılaşması ise deplasmanda 2-0 galibiyetiyle de sonuçlanmıştı Fluminense'nin ve deplasmanda Fortaleza'ya 4-2 mağlup olmuştu Fluminense. Sao Paulo ile Fluminense arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Bahia evinde Grêmio Porto'yu konuk ediyor. Bahia'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Fluminense 2-1 yenilmiş. Fortaleza ile 0-0 berabere kalmıştı. International 2-0, Santos'a 3-0 yenilmişti ve deplasmanda Vasco'yu 1-0 yenmeyi başarmıştı Bahia. Gremio Porto'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Gremio en son karşılaşmasında Flamenco'ya 3-0 yenilmiş, Atletico Pierre'ı 2-1 yenmişti, Palmeiras'a 4-1 mağlup olmuş, Kuyba'yı 2-1 yenmiş, Cruzeiro'ya ise 1-0 mağlup olmuştu Grêmio. Bahia ile Gremio Porto arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Flamenco evinde Fortaleza'yı konuk ediyor. Flamenco'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Brajantino'yu 4-0 yenilmişti. Vasco'yu 4-1, Bahia'yı 3-2 mağlup etmişti. Atletico Piera 2-1, International'da ise Deplasman'da 2-1 mağlup olmuştu Flamenco. Fortaleza'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Cruzeiro'yu 1-0 yenmiş, Botafogo'ya 2-0, Amerika MG 2-1 kaybetmişti. Gremio ile 0-0, Corinthians'la ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı Fortaleza. Flamenco ile Fortaleza arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. International evinde Cruzeiro MG'yi konuk ediyor. International'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Coritiba'yı 1-0 yenmişti. Santos'la 1-1 berabere kalmıştı. Gremio'ya 3-1, Atletico MG'ye 2-0, Sao Paulo'ya ise 2-0 mağlup olmuştu International. Cruzeiro MG'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Cruzeiro son karşılaşmasında Bahia ile 2-2 berabere kalmıştı. Flamenco ile 1-1 berabere kalmış. Amerika MG'yi 4-0, Bragantino'yu 3-0 yenmiş. Corinthians'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu Cruzeiro. International ile Cruzeiro MG arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Corinthians evinde Brejantino SP'yi konuk ediyor. Corinthians'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Atletico Pierre 1-0 mağlup olup Santos'u 2-0 yenmişti. Amerika mgye 2-0, Flamenco'ya 1-0, Botafogo'ya ise 3-0 mağlup olmuştu Corinthians. Brejantino SP'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Brajantino oynadığı son karşılaşmada 1-1'lik skorla Atletico-MG ile beraber kalıp Fluminense'yi 2-1 kaybetmişti. Parmelas da 1-1, Gramiola 3-3, Kube ile ise deplasmanda 1-1 beraber kalmıştı Brajantino. Corinthians ile Brajantino-SP arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Oğlu evinde Hakay'ı konuk ediyor. Oğlunun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Ağcıoğlu son karşılaşmasında Intel Turku ile 1-1 berabere kalıp Kupsa 1-0 kaybetmişti. Mariaman'ı 3-2, Lahti 2-1 yenmiş. Honka ise kendi evinde 3-1 mağlup olmuştu. AC Oğlu. Hakan'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Haka son karşılaşmasında Lahti'ye 1-0 kaybedip Ilvesle 1-1 berabere kalmıştı. Kupsa 3-0 Inter Turku'ya aynı skorla 3-0 mağlup olmuş. Kendi evinde VPS ile 2-2 berabere kalmıştı Haka. A.C. Oğlu ile Haka arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. maç sonu 1. Tampere'nin evinde Senojen'i konuk ediyor. Tampere'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşması da Honka ile 1-1, Haka ile 1-1, Lahti ile 2-2 berabere kalmış, VPS 2-0 yenmiş, EJK ise 1-1 berabere kalmıştı kendi evinde Ilves. Sönejen'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Mariaman'ı 2-0, VPS 2-1 yenmiş. HJK ile deplasmanda 0-0 golsüz berabere kalmış. Kupsu 1-0, KTP ise deplasmanda 2-0 mağlup etmişti Sönejen. Tamperen ile Sönejen arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Mariam'ın evinde KTP'yi konuk ediyor. Mariam'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda 2-0, Onkaya 2-1, Acı 3-2 mağlup olmuştu. H.J.K. ile golsü 0-0 berabere kalmıştı. Inter Tukku ile de yine deplasmanda 1 1 skorla berabere kalmıştı. Mariam'ın. KTP'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda KTP son karşılaşmasında H.J.K.'ya 1-0 mağlup olmuştu. Inter Tukku'ya deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Kendi evinde WPS'yi 1-0, deplasmanda Honka'yı 1-0 yenmiş ve kendi evinde SJK'ya 2-0 mağlup olmuştu KTP. Marayamon'la KTP arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Lahti evinde kuponu konuk ediyor. Lahti'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Hakkı'yı 1-0 yenmiş. HJK 2-1 kaybetmişti. İlves'le 2-2 berabere kalmış. Acı 2-1. Kupsa ise deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu Lahti. Kuponun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda VPS'yi 2-0, Acı 1-0, Hakkı'yı 3-0 yenmiş. Deplasman'da SJK'ya 1-0 mağlup olmuş. Ve kendi evinde Lahti'yi 2-0 yenmiş oldu kupon. Lahti ile kupon arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Malmö evinde Sirius'u konuk ediyor. Malmö'nün oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Varnamay'ı 3-1. Degerfors'u 5-0 mağlup etmiş. Elsborg'u 3-0 kaybetmiş. Haçkenli 2-2 berabere kalmış ve deplasmanda Hamstad'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı Malmö. Sirius'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Göteborg'u 2-0, Varnamo'yu 2-0, Bromma'yı 2-1 yenmiş, Hamstad'a 2-1, Mijalbi ise deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu Sirius. Malmö ile Sirius arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim Massonu 1. Hamstas evinde Göteborg'u konuk ediyor. Hamstas'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Varberk'i 2-1 yenmiş. Hammarby ile evinde 0-0 berabere kalmıştı. Mijalbi'yi 2-0. Sirius'u 2-1 yenmiş. Kendi evinde Malmö'ye 1-0 mağlup olmuştu Hamsas. Göteborg'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Sirius'a 2-0, Mijalbi'ye 1-0, Haçken'e 4-1 mağlup olmuş. Hammarby ile 1-1, AK ile ise Deplasman'da 2-2 beraber kalmıştı Göteborg. Hamstad Göteborg arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Norkoping evinde Haçken'i konuk ediyor. Norkoping'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Dujur 2-2 berabere kalmış. Bromma'ya 2-0, Kalmar'a 2-1, Elfsborg'a 2-1 mağlup olup Varverki deplasmanda 3-1 mağlup etmişti Norkoping. Haçken'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Haçken Mujalbi 3-0, Varverki 2-0, Göteborg'u 4-1 yenmiş. Dujur deplasmanda 1-0 mağlup olup Malmö ile 2-2 berabere kalmıştı Haçken. Norrköping ile Haçken arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Valeranga evinde Viking'i konuk ediyor. Valeranga'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Stomgo sete 1-0, Bodo'ya 3-1, Sabek'e 2-1 mağlup olmuş, Hamkam'ı 3-0 yenmiş, Hagesun da 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman'da Valeranga. Viking'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Viking son karşılaşmasında Buran'ı Salzburg'u 3-1 yenmiş. Molde'ye 4-3, Bodø'ye 5-1 mağlup olmuş ve Odu 3-2'lik skorla yenmeyi başarmıştı Viking. Valerenga ile Viking arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Lille Strom evinde Tromso'yu konuk ediyor. Lille oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Buran'la 2-2 berabere kalmış. Sabek'i 3-1 yenmişti. Hamkam'la Deplasman'da 0-0 berabere kalmış. Salzburg'a 2-1 mağlup olmuş. Otlu deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı Lille Strom. Tromson'un oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Aile Suntu 3-2, Southwark'u 2-1, HG Suntu 2-1 yenmiş. Kendi evinde Bodo'ya 3-2 mağlup olmuş ve deplasmanda Hamkam'ı 2-1 yenmişti Tromso. Lille stromla Tromso arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Bodo evinde Molde'yi konuk ediyor. Bodo'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Hamkam'ı Valerenga'yı 3-1, Viking'i 5-1, Tromso'yu 3-2, Rosenborg'u ise 3-2 aynı skorla mağlup etmişti Bodo. Molde'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda o da 1-0 mağlup olmuş. Viking'i 4-3, Sandefjord'u 5-0 yenmiş, Aliosunta 3-1 kaybetmiş, Stom seti ise kendi de 3-2'lik skorla mağlup etmişti Molde. Bodo ile Molde arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.